Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Haluk Oral, Profesör Doktor Haluk Oral ve bir edebiyat arkeoloğu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür evet. Burada da Profesör Doktor yazmıyor. Neden yazmadığını önce oradan öğrenelim. Çünkü Türkiye'de tahsil hayatı önemli. Olmayan tahsillerini cilalayanların çok olduğu bir ülkede profesör doktor unvanını kullanmayan bir yazar neden kullanmaz diye soralım. Çok basit aslında. Ben matematik profesörüyüm. Matematikle ilgili bir makale yazdığımda tabii ki orada beni tanıtan dipnotta nerede hoca olduğum, unvanım vesaire doğal olarak yazılıyor. Ama bu kitaplar, edebiyatla, tarihle ilgili kitaplar benim profesör olduğum konunun kitapları değil. Onun için o unvanın orada kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bizde bu akademik unvanlar çok sükse yaptığı için, çünkü bir de cehalet imparatorluğunda yaşanıyoruz yani. Böyle başka alanlarda işte karınca kararınca bir doktorası olanlar, onu her yerde önüne koyuyorlar şeyde. Yanıltıcı bir şey oluyor bence o. Onun evet. için kullanmamayı tercih ediyorum. Evet. Peki bizim bugün Haluk Oral'ı ağırlama gerekçemiz yarın bütün Türkiye'de 3 Haziran Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü. Biz bir gün öne aldık bunu. Hızlı gazetecilik denebilir. Herkesten bir gün önce. Bu 3 yıl önceydi değil mi sergisi açıldı? 2019'du. Nazım Hikmet'in yolculuğu. Burada o kadar çok belge var ki sevgili izleyiciler. Nazım Hikmet'le ilgili insanın inanısı gelmiyor. Nazım Hikmet belgelerine nasıl ulaştı? Haluk Oral ve Nazım Hikmet'le ilk önce nasıl tanıştı? Oradan başlayalım. Hay hay. Şimdi benim Nazım Hikmet'in adını ilk duyduğum yıllarda ben lise öğrencisiydim. Şimdi pek çok gence garip gelebilir, liseye kadar nasıl duymamış olabilir falan diye. 70'li yıllarda liseye gidiyordum. Ve tabii Nazım Hikmet'in ismi yasaklı bir isimdi. İlk defa 70'li yıllarda Nazım Hikmet adlı bir şairin var olduğunu fark ettim. Ama Nazım Hikmet'le tanışmam biraz daha sonra oldu. 1984 yılında Kanada'da doktora yapıyordum. Orada bir adamla tanıştım. Stanley Morris. 1897 doğumluydu Stanley Morris. Dolayısıyla 87 yaşındaydı. Ve onunla uzun uzun, zaten onu da o tanışma hikayesini de bu kitabın son bölümüne koydum. Uzun uzun sohbet ettik. Stanley Morris, Nazım Hikmet'le 1961 yılında Moskova'da tanışmış, sohbet etmiş, Türkçe sohbet etmiş. Çünkü Stanley Morris Antalyalı bir Rum'du. 1946'dan beri Kanada'da yaşıyordu. Kanada Komünist Partisi'nin kurucularından bir terzi. Bana uzun uzun Nazım Hikmet'i anlattı. Ve Nazım Hikmet'in ona imzaladığı bir kitabı bana hediye etti. Evet. Çünkü artık dedi, ben dedi çok yaşamayacağım. Bu kitap onu seven birine gitsin dedi. Ve elime geçen ilk Nazım Hikmet belgesi diyeyim. O kitap oldu. 1990'da adı Türkiye'ye neydi? Kitabı da söyleyelim. Seçilmiş Şiirler. 1950'de Sofya'da basılmış. Nazım Hikmet'in Sofya'da basılmış Seçilmiş Şiirler adlı bir kitabı. Ve o kitapla beraber ben Nazım Hikmet'i daha çok tanıdım. 90'da Türkiye'ye döndüm ve Nazım Hikmet'le ilgili belge, bilgi toplamaya başladım. Ve bu macera böyle devam etti. 90 yani 90'lar neredeyse 2000... 30 yıllık bir süreci 30 kapsıyor. 30 yıldan fazla tabii. Evet. Evet. 30 yıldan fazla. Peki kitabın içinde çok özel bilgiler var. Yani
Komünist Partili Nazım bir komünist aynı zamanda. Türkiye evet. Komünist Partisi'nde yöneticilik de yaptı. Onunla ilgili çok şaşırtıcı şeyler vardı kitabın içinde. Sergide de vardı onlar. Onlardan da biraz söz edelim mi? Şimdi evet, o ayrıca ayrı bir kitabın konusu olabilecek kadar belge ve bilgi var o konuda. Nazım Hikmet'in Komünist Parti ile ilgisi, muhalif bir komünist parti kurması, yurt dışına gittikten sonra komünist parti ile ilişki kurmaya çalışması, bunların engellenmesi, bunlarla ilgili de bilgiler var. Ben onun o konuya çok çok ağırlık vermedim. Çünkü Nazım Hikmet'i, benim için Nazım Hikmet yapan onun şairliği ve Türk diline katkısı. Elbette ki Nazım Hikmet, kendisi de defalarca belirttiği gibi, bir komünist, bir komünist şair. Ama bir sürü komünist şair var Türkiye'de, dünyada. Fakat bunların içinde Nazım Hikmet'in yeri apayrı. Komünist olduğu için değil, şair olduğu için. Evet, kesinlikle öyle. Ve şairliğin hakkını çok çok iyi veren bir şair, komünistliğin hakkını ne kadar verdiğini tartışılması, komünistlere bırakıyorum onu. Ama şairliğinin ve Türk dilinin hakkını veren en büyük şairlerden biri bence Nazım evet. Hikmet. Peki Nazım Hikmet üzerine büyük bir boşluk var tabii. Yani Türkiye'de kitapları basılmadı. İşte Nazım'ın kitapları 1963 Bulgaristan'da basılıp evet. El altından, Türkçe basılıkları evet. El altından geliyordu. Evet. 70'li yıllarda da söylediğin gibi ilk kez Spor Sergi Sarayı'nda 77'ydi galiba şey yapmıştık. Bir Nazım Hikmet evet. Doğum gününde Nazım ölümsüzdür diye bir gece ilk defa onun için bir araya gelinmişti. Gene 77 idi. Gene o yıl ilk kez Dünya Barış Günü kitlesel olarak kutlanıldı. Ve Aziz Nesin tabii her evet. zaman öyle şeylerin içinde ve başında olur. Aziz Nesin dedi ki dünyada dedi bilinen dedi 3 tane Türk vardır dedi. Biri dedi Nasrettin Hoca, biri Mustafa Kemal, biri de Nazım Hikmet'tir dedi. Çok doğru. Evet. Ama bunu 65 yılında parlamentoya giren Çetin Altan, Nazım Hikmet dünyanın en büyük şairlerinden biridir dediği için linç edildi ve gözünü kaybetti. Evet. AKP'liler de şey. Çok doğru. AKP diyorum ama yanlış da değil. Adalet Partisi. evet. Nazım Hikmet'i telaffuz etmek bile çok zordu. Tabii, tabii kesinlikle öyleydi. Yani Nazım Hikmet demek vatan haini demekti. Benim hele ortaokul, lise yıllarında ve üniversiteye girdiğimde artık devrimci öğrenciler Nazım Hikmet'in şiirlerini bir şekilde bulup okuyorlardı. Bazı kitapları basılmıştı ilk olarak. Yani Nazım Hikmet'in ölümünden sonra Türkiye'de basılan ilk kitabı Kuvayi Milliye Destanı'dır biliyorsunuz. Ama diğer şiir kitapları basılmamıştı. Da 30'larda basılan kitapların bazıları bulunabiliyordu el altından falan. Ama hala ismi serbest olarak söylenen bir şair değildi. Ben şeyi hatırlıyorum, bu Kanada'da Stanley amcanın bana verdiği kitabı Türkiye'ye getirirken bir güzel kaplamıştım diğer matematik kitaplarımla beraber ve bavula öyle koymuştum. Yani açılırsa görülmesin falan evet, diye. Evet, öyle getirmiştim Türkiye'ye. Ama çok şükür diyeceğim, artık Nazım Hikmet'in büyüklüğünü komünist olmayanlar da onun ne kadar büyük bir vatansever şair olduğunu fark ettiler. Belki de Nazım Hikmet'in en önemli taraflarından biri vatan sevgisinin ideolojiden bağımsız bir şey olduğunu da göstermesi. Yani illa sağcı, solcu ya da neyse olmadan, yani belli bir ideolojiye
mensup olmanın gerekmiyor bu vatanı sevmek için. Nazım Hikmet bunu gösterdi. Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de şair başbakan oldu Bülent Ecevit. Evet. Yani sosyal demokrasiyi telaffuz eden, ortanın solundayız diyen 60'lı yıllarda ve aynı zamanda da duyarlı bir şair. Hı hı. Ama onun döneminde bile yapılamayan Nazım Hikmet'in vatandaşlarının iade edilmesi AKP'li döneminde 2006 yılıydı galiba. Hı hı. İade edildi vatandaşlığı. Hatta mezarının Türkiye'ye getirilmesi, çünkü vasiyet şiirinde şey var ya, Anadolu'da alın götürün Anadolu'da bir köy mezarlığında gömün beni, evet, diyor. Bununla ilgili olarak hem ailesi hem vakıf, ben de onlardan aynı yerdeyim. Türkiye'ye getirilmesini karşıyım. Haluk Oral ne der bu gelişmelere ve bu düşüncelere için? Ya Nazım Hikmet'in vatandaşlığının verilmesi tabii ki çok önemli bir şey. Yani Nazım Hikmet'in Türkiye'de de artık saygın bir şair olduğunu, vatan haini etiketinin üstünden kalktığını gösteriyor. Bence kim yapmış olursa olsun çok olumlu bir şey. Nazım Hikmet'i tekrar Türk vatandaşı olarak adlandırılması. Ama Nazım Hikmet'in büyüklüğüne bir şey katacak veya ondan bir şey çıkaracak bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Mezarına gelince, evet, Nazım Hikmet tabii ki romantik bir komünist, romantik bir vatansever olarak bunu, bu şiiri yazdı. Ama ben de mezarının yerinin değiştirilmesine çok taraftar değilim. Nazım Hikmet'in mezarının nerede olduğunun o kadar büyük bir önemi yok bence. Orada da bütün dünyada Nazım Hikmet'i sevenler gidip ziyaret edebiliyorlar mezarını. Varsın orada kalsın bence. Evet, ben de gitmiştim Celal Başlangıç ve Aydın Engin'le birlikte. 97 idi galiba. Fotoğraflar var ama bulamıyorum. O kadar üzülüyorum ki onu, mezar başında fotoğraflar var. Çünkü biraz önce sen de söyledin ya, Nazım Hikmet'in adı telaffuz edilmez, vatan haini olarak bilinir falan diye. Benim de çocukluğum biraz sıkıntılı geçti. Çünkü adım Nazım. Yani bir ben varım Nazım, bir de vatan haini bir şair var. Yani diyordum ki böyle ismi bir Murat Fırat falan gibi bir isim koysalardı da hani rahat etseydim Nazım deyince... Sonra aradan yıllar geçti. Nazım Hikmet bütün Türkiye ile bütünleşti. Evet. Ve Nazım Hikmet isminin keyfini çıkartmaya başladım. Mesela hem ikisi de şimdi artık aramızda değiller. Saygıyla alalım onları. Biri Süleyman Üstün, Köy Enstitülü ve Maden İş Sendikası'nın eğitim daire başkanı, eğitim daire müdürüydü. O, biri de Fikret Otyam. Bana ismimle hitap etmezlerdi, adı güzel derlerdi. Gel bakalım adı güzel diye. Onun keyfini çok çıkarttım. Sonra da acısını da çıkarttım. Oğlumun da bir adı Nazım'dır. Şimdi bugün çok enteresan. Bugün 2 Haziran. Aynı zamanda yarın Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü olacak. Bugün de Nazım, adım Nazım dediğin için anlatıyorum. Bugün de Orhan Kemal'in ölüm yıldönümü tabii ki. Sen çok iyi biliyorsun. Evet, var bugün. Evet. Ama şeye bağlayacağım. Senden başka bir Nazım daha vardı. Nazım Hikmet ile Orhan Kemal Bursa Hapishanesi'nde beraber yattılar. Hatta işte Nazım Hikmet bilinen hikayedir. Orhan Kemal'i şiirden çok düz yazı yazmaya teşvik etti. Ve Orhan Kemal hapisten Nazım Hikmet'ten önce çıktı. Adana'ya gitti. Evlendi. Çocuğu oldu. O da çocuğunun adını Nazım koydu. Evet, evet. Orhan Kemal'in büyük oğlu Nazım'la, Nazım ağabeyle bir şeyde, sen de vardın sanıyorum. Ödül töreniydi galiba. Efendim? Bir ödül töreninde. Ödül töreni, Sait Faik ödül töreni İş Bankası'nın İstiklal Caddesi'nde
Böyle ikimiz yan yanayız. Sonra da Seray Şahiner geldi, sevgili Seray evet. Şahiner. Ben dedi iki Nazım'ın ortasına oturacağım dedi. Evet. Öylece onunla da tanışmış olduk. Hı-hı. Zaman zaman telefonda konuşuyorum ama son dönemlerde yani azaldı giderek. Hı-hı. Ama Işık'la daha fazla İstanbul'da olanlar için de Cihangir'de Orhan Kemal Müzesi var. Hem de evet. kafeteryası var. Evet. Çok da güzel. Bugün de zaten Orhan Kemal ödülü de verilecek. İki evet. yıldır verilmiyordu. Evet. Onu da getirelim mi arkadaşlar ekrana? Evet. Şurada okuyayım. Aramızdan ayrılışının 52. yılında Orhan Kemal'i anma 2021 ve 2022 50 ve 51. Orhan Kemal roman armağanı töreni yapılacak. Evet. İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde saat 10.30'da evet. yani bizim yayınımızdan evet. sonra Beyazıt'ta yapılacak bu tören. Onu da buradan söylemiş olalım. Ve bir başka değerimiz daha var. Şair sen devam et. Ahmet Arif. Ahmet Arif de 2 Haziran'da kaybettiğimiz şairlerden biri. Benim de hem kitaplarımda bahsettiğim bir adım var. Cahit Külebi'nin şimdi oğlu da rahmetli oldu. Oğlu Ali Külebi ile tanışmıştım yurt dışında. Ve babasını ziyaret etmemi istedi. Hatta sebebi de şeydi, Çernobil dolayısıyla Türkiye'de radyasyonlu çaylar falan. Evet. Cahit Külebi'ye çay götürmüştüm Kanada'dan. Ve Cahit Külebi... ya dedi, bu akşam kalabilirsen dedi, Ahmet Arif'le yemek yiyeceğim. Hmm. Bize katıl sen de falan. Ne yazık ki pek müsait değildi durum. Bir daha geldiğimde yeriz inşallah demiştim. Bir daha olmadı, bir daha geldiğim olamadı. Ve Ahmet Arif'i de 2 Haziran 1991'de kaybettik ne yazık ki. Benim en sevdiğim şairlerden biridir Ahmet Arif. Yani Nazım Hikmet, Ahmet Arif bence farklı yazsalar da Türkçeyi en güzel kullanan Türk şairlerinin ikisidir diyelim. Evet. Şimdi sanatçıların ölümü ile bazı yaşayanların canlı cenazeliği arasında hep kıyaslamalar yapılır. İşte onları hapislere atanlar mesela bilinmiyor. Evet. Onlara karşı hala savaş sürdürenler var. İsimleri yok. Hayatta olanlar var. Mesela 70'li yıllarda Nazım Hikmet'le ilgili olarak işte ağır ithamlarda bulunanlar, siyasetçiler var. Onlar yaşıyorlardı. Evet. Ve isimleri de yoktu yani böyle evet. canlı cenaze. Nazım ise bütün Türkiye'de ve dünyada evet. Evet. Anılıyor, biliniyor, yaşanıyor. Hatta bir şeyim var benim anım var. 90'lı yıllardaydı. Kafkasya'daydım. Kafkasya Kabartay Balkar Cumhuriyeti'nde işte yazarlarıyla falan oturmuş sohbet ediyoruz tabii çevirili ama Türkçe'de anlaşılıyor böyle şey gibi. Ondan sonra böyle Türkiye'deki işte ülkücü kuruluşların dergileri falan var. Türk Ocakları bilmem ne falan. Onları gördüm. Dedim ki orada da şiir okuyoruz. Ben Türkiye Türkçesiyle okuyorum. Onlar da Balkar Türkçesiyle okuyorlar. Mesela ben yanmasam Kerem gibi şiirinde ben yanmasam sen yanmasanı şöyle çevirmişler onlar. Ot olup ben yanmasam diyor. Hmm. Ot olup ben yanmasam işte sen yanmasam falan diye devam ediyor. Sonra ocakların işte Türk Ocakları'nın dergilerini görünce sizinkiler dedim yalnız dedim şeyi Nazım'ı sevmezler dedim. Birden durdular. Dünyada Nazım'ı sevmeyen Türk olabilir mi? Diye sordular. Yani Nazım Hikmet Türkiye ile o kadar özdeşmiş ki Türkiye'de yaşayan herkesin onu çok seveceğini ve sevmesi gerektiğini düşünüyorlardı Kafkasya'daki Balkar Türkleri. Evet, şimdi sen değişik yerlere de gittin. İzin verirsen ben de oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Çünkü bunu ben de birebir yaşadım.
Biri Azerbaycan'a gittiğimde oradaki edebiyatçılarla da konuştum, sohbet ettik. Sizin için dedi ve bu konuştuğum edebiyatçılar komünist edebiyatçılar falan değil. Azerbaycanlı edebiyatçılar. Sizin için Nazım Hikmet komünist olabilir ama bizim için Nazım Hikmet Türkiye demekti dedi. Bir Azerbaycanlı arkadaşım ve bunu bir yere not ettim. Geçenlerde de Üsküp'e gittim. Hatta orada bir Bektaşi Şeyhi beyefendinin de yardımıyla Nazım Hikmet'in büyük dedesinin mezarını ziyarete gittim. Tabii o Makedonya'da değildi, Kosova'ya geçtim. Orada onun mezarını ziyaret ettim ve Nazım Hikmet'le ilgili uzun... Büyük dedesi yani... Mehmet Ali Paşa. Müşir Mehmet Ali Paşa şöyle söyleyeyim. Annesinin dedesi. Celile Hanım'ın annesinin babası. Evet. Müşir Mehmet Ali bu Almanya'dan Osmanlı'ya sığınan. Ve mezarı ziyaret ettikten sonra oturup onlarla da sohbet ettik. Onlar için de Nazım Hikmet demek Türkçe demek. Yani Nazım Hikmet deyince onu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Evet, Nazım Hikmet bir komünist şair ama Nazım Hikmet'in en büyük özelliği komünist olması değil, Türk dilini çok iyi kullanan büyük bir şair olması ve bana bu yurt dışında yaşadıklarım hep bunu hatırlattı. Onu belirtmek istedim. Evet. Peki dünyanın başka yerlerinde de dolaştın, aradın, taradın. Evet. Pek çok belge. Bu bulduğun belgeler değişik yerlerde mi yoksa Türkiye'de mi ulaştın bunlara? Bu belgelerin hemen hemen hepsine Türkiye'de ulaştım. Polonya'dan birkaç belge dostlarımın aracılığıyla elime geçti. Onları da kullandım ama kitapta kullandığım belgelerin %90'ı diyelim benim özel arşivimde bulunan Nazım Hikmet belgeleri. Evet. Şimdi Nazım Hikmet'in yaşadığı yerler işte çıkartılıyor, şurada yaşadı. Türkiye'de de aslında şeyde Kadıköy'de bir evi var ve onu sen bulmuştun. Ben bulmadım aslında. Ben sadece bende bir şey vardı. El yazısıyla adresini yazmıştı kitapçısı için. O adresten yola çıkarak anlattım. Biliyorsunuz Nazım Hikmet'in babası Süreyya sinemasında müdürlük yaptı. Oraya yakın bir yerde oturuyordu. Sonra annesi oralara yakın bir yerde oturdu. Münevver Hanım Yoğurtçu Parkı yakınında bir yerlerde oturdu. Nazım Hikmet Türkiye'den ayrıldığı zamanda. Yani ama bu çok kısa bir dönem diyelim. Şimdi bir Nazım Hikmet'in... Piraye ile evlenmeden evvel kısa bir dönem Kadıköy'de yaşaması var. Bir de 1950'de af çıktığı zaman kısa bir dönem Kadıköy'de yaşaması var. Ama zaten Türkiye'deki yaşamının çocukluktan sonra büyük bir kısmı da biliyorsunuz hapislerde geçti. 13 yıldan fazla bir müddet hapislerde yattı. 38'den 50'ye kadar, 51'e evet, kadar. Evet. Tabii ondan evvel de birkaç kere hapse girdi çıktı. Onun için ben yani onu arkadaşlar rica etti diye Kadıköy'deki evine bakmıştım. Ama Nazım Hikmet tabii ki pek çok şehirde bulundu bütün hayatı boyunca. Pek çok değişik yerlerde yaşadı. En çok da hapishanelerinde değil mi? Çankırı, Ankara, evet, Bursa. Evet, evet. Evet. Şimdi Nazım Hikmet Vakfı'ndan gelen bir duyuru var. Onu da şimdiden söyleyelim. Nazım Hikmet ölümsüzlüğünün 59. yılında anılıyor diyor. Evrensel değerimiz Nazım Hikmet sonsuzluğa gidişinin 59. yılında şiirlerle, şarkılarla, söyleşilerle anılacak. İstanbul'da olanı Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle 3 Haziran yani yarın saat 13'te Beşiktaş Akatlar
Parkı Nazım Hikmet Anıtı'da çiçekler, şiirler, şarkılarla anılacak. Programda Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi tiyatrocu Altan Gördüm. Nazım Hikmet şiirleri okuyacak. Mazlum Çimen de şarkılarını söyleyecek. Dikili Belediyesi ve Nazım Vakfı'nın ortaklığıyla 3 Haziran saat 19'da Çocukların Barışı sergisi başlayacak. Vakıf Danışma Kurulu üyesi, araştırmacı, gazeteci Barış Terkoğlu, Nazım Hikmet'in Vatandaşlık Hakkı adlı söyleşiyle etkinlikte konuşacak. Nebil Özgentürk ve Bir Yudum İnsan ekibinin hazırladığı Nazım Hikmet 120 yaşında Nazım Hikmet Vakfı 30 yaşında belgesel gösteriminin ardından Serenat Bağcan Amma'da Nazım Hikmet şarkıları söyleyecek. Bitmedi. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği yönetim kurulu üyemiz Cevat Çapa'nın onur konuğu olduğu 4. Nazım Hikmet Şiir Günleri Cemal Reşit Rey'de yapılacak gala ile başlayacak. Amma'da Vakıf Genel Sekreteri Şair Turgay Fişekçi de yer alacak. Yine bitmedi. Aynı gün akşam Sarıyer Belediyesi'nin 9. Sarıyer Edebiyat Günleri'nde 19'da Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca Sonsuza Dek Nazım Hikmet adlı söyleşi de yer alacak. Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı Nazım Hikmet'in 120. doğum yılında, yani bu yıl 22'de Eylül ayında başlatacağı burs projesiyle Nazım Hikmet üzerine çalışma yapacak yüksek lisans öğrencilerine destek olacak. Burs yönergesi ve koşulları Temmuz ayında vakıf web sitesinden de ilan edilecektir diyor. Genç Haluk Oral'lar içinde bir duyuru bu. Peki Haluk Oral'ın devam edecek mi Nazım yolculuğu? Devam edecek. Çünkü Nazım Hikmet hakkında Türkçe 400'den fazla kitap var. Ya Nazım Hikmet'ten bahseden ya onun üzerine yazılmış. Fakat hala Nazım Hikmet'in hayatında eksik olan bölümler var. Yani yurt dışındaki yaşamı, mektuplaşmaları, hayatının bazı ayrıntıları bence bilinmiyor. Ve ben hep şöyle düşünüyorum. Nazım Hikmet'le ilgili daha evvel yayınlanmamış bir not, bir mektup, bir fotoğraf hala Nazım Hikmet'le ilgili yeni bilgiler verebiliyor. Ve ben de böyle bilgilere ulaşıyorum ara sıra. Bu kitabın, ben hiçbir kitabımın yeni bir baskısında bir değişiklik yapmıyorum. Çünkü yani sanki iki kelime eklemek için kitabı değiştirmek çok doğru değil gibi geliyor. Ama bu kitap için yeni bir baskısında bayağı bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Öyle mi? O kadar bilgi ulaştı. Bunu da gösteririm hangi kitap. Ulaştım ve ulaşacağımı da hissediyorum, öyle söyleyeyim. Evet. Evet, böyle kalsın dedi yönetmenim. Buradan evet, Nazım Hikmet'in yolculuğu. Burada yer alan, işte fazla sen yapmadım, fazla derinleşmedim diyen Komünist Parti ile ilişkileri konusunda. Ben de Nazım Hikmet'le ilgili iki belgesel yapmıştım İSTV'de. Bizim tabii ki belgeselciliğimizin niteliğini konuklarımız belirliyor. Konuklarımızın niteliği belirliyor. Kimleri, doğru insanları seçmişsek ki seçiyoruz. Refik Erduran, hem onu kaçıran hem akrabası, evet, hem de çok yakın ve seveni ve çırağı. O anlatmıştı. Dedim ki diyor, Nazım abi ben şimdi diyor hesapladım diyor. İstanbul'dan Silivri'ye gitmek bir sürat teknesiyle 45 dakika ile 1 saat arasında oluyor. İstanbul'dan Varna'ya gitmek de gene aynı şekilde, hatta Burgaz'a diyor. Varna'ya değil de Burgaz'a, evet, gitmek 1 saati alıyor diyor. 45 dakika 1 saat. Yani diyor bir sürat teknesiyle diyor aynı şekilde gidip gelebiliriz diyor. Hep şey diyor, dur bakalım. Arkadaşlarla bir konuşalım. Dur bakalım arkadaşlarla dediği partiyle, evet, bir konuşalım. Evet. Ondan sonra yani ben diyor ikna edememiştim. En son diyor
Mehmet Ali Aybar demiş ki, Nazım demiş, çocuk doğru söylüyor demiş. Sen demiş, hı hı, git ondan sonra. Çünkü Nazım Hikmet'i askere alacaklarmış. Ve evet, askere alınma bilgisi de Cahide Sonku tarafından öğreniliyor. Çünkü Celal Bayar'la Adnan Menderes, biri cumhurbaşkanı, biri başbakan, İstanbul'a geldiklerinde Park Otel'de kalıyorlar. Onların da evi Cahide Sonku ve eşi iş adamı, o zaman fabrikatör deniyordu iş adamlarına. Yemeğe onlara geliyorlar ve Cahide Sonku, cumhurbaşkanı, başbakan evine geldikleri her gece dışarıya çıkıyor. Onlarla aynı sofraya oturmuyor. Bir gece eşi diyor ki, Cahide diyor, Nazım Bey'e diyor, haber ver, bunların niyeti ciddi diyor. Askeri alacaklar diyor şeyi, Nazım Hikmet'i. Hatta o kadar dillenmiş ki bu proje, Nazım Hikmet askeri alınacak, işte tel boyu nöbeti tutarken de vurulacak, nedeni de kaçıyorken vuruldu denilecek diye. Ve dilleniyor bu. Şimdi o zamanın iş adamları, sanatçılarına bakarak, şimdi bir de bugünkü sanatçılara bakıyoruz, bazılarına tabii ki, hepsine değil. Cumhurbaşkanının yanında, yani başbakanın yanında durabilmek için neler taklalar atıyorlar. Öte yanda Cahide Sonku gibi bir sinema yıldızı, oyuncu tavrını koymuş. Eşi de iş adamı ve evine cumhurbaşkanı yemeğe geliyor başbakanla birlikte. Karısının yanında olmamasından hiçbir şey göstermiyor ve oradan aldığı bilgiyi de şeye aktarıyor. Evet, tabii ben bu tarafını bilmiyorum işi. Doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Ama zaten Nazım Hikmet'ten gizlenen bir şey değil askere alınacağı. Nazım Hikmet hapisten çıktığı zaman askere alınacağı söyleniyor. Diyor ki ben diyor hastayım. Bahriye Mektebi'nde de askerliğimi yaptım. Hatta bitirdim, stajımı yapıyordum. Tekrar muayene ediliyor bildiğim kadarıyla. Ve bunların belgeleri, hatta Nazım Hikmet Vakfı'nda var bunların belgeleri. Buna rağmen Nazım Hikmet'e sağlam raporu veriliyor. Ve asker, ama işte o oradaki sağlam raporu verilmesi ve askere alınacak illa denmesinin sebebi tamamıyla siyasi tabii. Yani Nazım Hikmet'in korkusunun yersiz bir korku olduğunu düşünmüyorum askere alındığında. Yani illa vurulması da şart değil. 50 yaşında bir kalp hastası adamın, hadi 300 metre koşacaksın dediğin zaman da hayatı tehlikeye girer. Yani illa Sabahattin Ali'ye yapıldığı gibi bir suikast yapılması gerekmezdi. Ve Nazım Hikmet de bundan haklı olarak tabii ki çekindi. Yani şimdi bir de şey var, biz bazı hikayeler yıllar geçtikçe bir takım motiflerin, süslemelerin işin içine girmesi bana çok doğal geliyor. Ben bunlara karşı da değilim. Ama Nazım Hikmet'in kaçışının hikayesini ilk defa bildiğin gibi Refik Erduran zaten anlattı. O hikayede tamamıyla doğru. Fakat öbür taraftaki ayrıntıların tabii ne kadar doğru olup olmadığını bilemiyorum. Hep duyuyoruz tabii ki bu böyle şeyleri ama. Hatta Refik Erduran şunu anlatmıştı. En sonunda işte Malik Yolacı'ya ait bir sürat teknesi var. Evet. Ondan gidecekler. Parti dedi, yani arkadaşları diyorlar ki öyle gitme, bir balıkçı motoruyla git. Ondan sonra dikkat çekersin öbür türlü. Hı-hı. Refik Erduran da diyor ki tam tersi diyor. O diyor 6 mil en fazla yapar ve saatlerce, evet, diyor Karadeniz'de, evet, kalırız. Tabii. Benim projem de diyor gideceğim ve döneceğim. O, evet, askerim çünkü, tabii, diyor. Yedek subayım, tabii, ve oraya geleceğim diyor. Tabii. Hatta mesela partideki o kişisel çekişmeler, yani ideolojik bir şey yok aslında. Kişisel çekişmeler var orada. Nazım işte yargılama öncesinde bir ağır ceza
alınca bir tahliye ediliyor. Nasıl olsa hapishane ya Türkiye. Evet, dışarı çıkıp ondan sonra hani sen gezebildiğin kadar geç sonra seni koyacağız diye. O sırada da yani bu karar açıklanmadan önce diyor ki benim diyor yurt dışına çıkmam lazım. Partiden diyorlar ki ya diyorlar sen burjuvazi senin tahmin ettiğin kadar önemsemiyor. Yani seni bıraktılar öyle de bir ceza verilmeyecek diye. Halbuki verileceği belli olmuş. Evet. Evet. Ondan sonra senin kadar önemsemiyorlar gibi şeyler de söylenmiş. Maalesef yani. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bizim Türkiye gündemimiz var mı acaba? İyi tamam 5 dakika ona bakalım. Türkiye'de son 24 saatte neler oldu? Çünkü bir canlı yayın bağlantımız da olacaktı. Evet onu yapamıyoruz. O zaman şeye bağlanalım. Türkiye'de neler oldu izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra tekrar Haluk hocamızla devam edeceğiz. Suruç katliamında yaşamını yitiren 33 kişinin öldürülmesine ilişkin 23. duruşma Hilvan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda devam etti. Davanın firari sanıkları Deniz Büyükçelebi ve İlhami Balı yönünden devam eden ikinci duruşması görüldü. Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri müdahillik talebinde bulundu. Aile avukatları dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesi için mahkemenin adım atmasını talep etti. Davutoğlu'nun bildiklerini saklayarak suç işlediğini kaydeden avukatlar, söyleyeceği şeylerin davanın gidişatını etkileyecek nitelikte olduğunu kaydetti. Katliamda yaralanan Çağla Seven, katliam bombacısı olduğu söylenen Al Aggıl'ın dosyaya eklenmesini isterken, bir diğer yaralı Koray Türkay katliamın siyasi olduğuna dikkat çekti. Siyasi ayağına dair somut deliller olmasına rağmen hiçbir duruşmada bu belgelerin değerlendirilmediğini söyledi. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu Eş Genel Başkanı Okan Danacı ise İlhami Balı'nın aranırken nasıl devlet hastanesinde tedavi olduğunu, kimin tedavi ettiğini sordu. Kendilerinin değil mahkemenin yeni bir şey söylemesi gerektiğini belirtti. SP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, aranan İlhami Balı nasıl Türkiye denetiminde bulunan İdlib'de kalıyor diye sordu. Kuzey Suriye'ye olası askeri harekata dikkat çekti. 32 kilometrede neler olacağını, davaya eklenen ve İlhami Balı'nın bulunduğu İdlib'ten bağımsız görmüyoruz dedi. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği ve Asr'ın Hukuk Bürosu üyesi olan 22 avukatın yargılanmasına İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Kampüsü'nde devam edildi. Tutuklu yargılanan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Barkın Timtik ile Oya Aslan da duruşmada bulundu. Avukat Derviş Emre Aydın ve avukat Çiğdem Akbulut'un beyanlarından sonra Selçuk Kozağaçlı söz aldı. Benim hakkımda ilk tutuklama kararını veren adam 25 yıllık ceza ile hapiste şu anda. Soruşturma aşamasında tutuk devamı kararı veren hakimlerin hiçbiri hakim değil. Yurtta da değiller, kaçtılar, yurt dışındalar dedi. Kozağaçlı, uzun tutukluluk durumuna da dikkat çekerek, tutukluluk artık zorunlu hale gelmiş durumda, tali değil. Bir düzenleme gelseydi, 5 sene zorunlu tutukluluk diye bir takım suçlarda, onu da yattık, onu da tükettik artık. Öngörülebilir olmayan hukuk, hukuk değildir dedi. Mahkeme heyeti Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Oya Aslan'ın tutuklu yargılandığı dosyada tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 7 Eylül'e bırakıldı. Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine %15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise %25 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ve resmi gazetede yayınlanan tarifeye göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarife kilowatt saat başı fiyatı 112.43 kuruştan 129.06 kuruşa, yüksek kademede yer alanların tarifesi ise kilowatt saat başı fiyatı 167.85 kuruştan 192.79 kuruşa çıktı. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilowatt saat fiyatı 208.91 kuruşa, yüksek kademedeki kilowatt saat fiyatı da 278 kuruşa yükseldi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesi kilowatt saat fiyatı ise 287.57 kuruşa çıktı. Yeni yıla da elektrik zamlarıyla girilmişti. Yılbaşında konutlarda kullanılan ilk kademe elektrik kilowatt fiyatlarına %50, yüksek kademe elektrik kullanımlarına ise %125 zam yapılmıştı.
Son yapılan elektrik zammı ile birlikte yeni yılda son 5 ayda konutlarda kullanılan elektrik fiyatlarına ilk kademe kullanımlarda toplam %72, yüksek kademe kullanımlarda ise toplamda %159 zam yapılmış oldu. Mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı. Boru hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde Haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için Haziran'da uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 3264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10.416 liraya yükseldi. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise 12.500 liraya yükseldi. Böylece konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı %30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatı %16, sanayide kullanılan doğalgazın birim fiyatı ise %10 zamlanmış oldu. Son olarak geçtiğimiz Nisan ayında konutlarda kullanılan doğalgaza %35, sanayi abonelerine %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye de %44 zam yapılmıştı. Yeni yıla da doğalgaz zammı ile girilmişti. Yılbaşında konutlarda kullanılan doğalgaza %25, sanayi abonelerine %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye de %15 zam gelmişti. Son yapılan doğalgaz zammı ile birlikte yeni yılda son 5 ayda konutlarda kullanılan doğalgaza toplamda %110, sanayide kullanılan doğalgaza %147, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine ise %92 zam yapılmış oldu. Evet, Türkiye'nin hali böyleydi. Sevgili izleyiciler, bugün Hasan Salt'ın da birinci ölüm yıl dönümü. Hasan çok erken, 56 yaşında geçen sene akşam yürüyüş yaptıktan sonra biraz bir şey oluyor, kolum ağrıyor, şey. En son hadi gidelim hastaneye diyor eşiyle birlikte ve gittiğinde iş işten geçmiş oluyor. Biraz daha erken gidebilseydi eğer belki de kurtarılabilecekti. Ama yani öyle ağır bir kalp hastalığı falan da yoktu. Yani ilk kalp krizi geldi ve Hasan'ı götürdü. Hasan tıpkı bizim bugün konuğumuz Haluk Oral gibi arşiv konusunda hassas. O sadece Dersim arşivini topluyordu. Bütün sahaflara da bilgiler yaymıştı. Ona Dersim'le ilgili gelen mektup, fotoğraf, film yok tabii o zamanlar. Kitap ne çıkarsa özel Hasan'a gelirdi. Hasan da onu bizim gibi gazetecilerle, televizyoncularla, belgeselcilerle bila ücret paylaşırdı. Hiç para mara istemezdi. Herkese de yardım ederdi. Evet, sevgili Hasan'ı birinci ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün Gezi Parkı direnişi ile ilgili olarak açılan davanın takipçileri, bu dava bitmedi. Gezi Parkı biziz, Gezi yargılanamaz şiariyle bugün yine Çağlayan'da saat 11'de toplanacaklar. Saat 12'de de basın açıklaması var. 11.30'da Çağlayan adresinde buluşuyoruz diyor. Ahmet Erkan, TMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyesi, Avukat Evren İşler Gezi Davası Avukatı, Mustafa Atalay, Avukat Can Atalay'ın babası ve Avukat Tahir Demirci, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Bu dört isim de konuşma yapacaklar. Buradan duyuralım, saat 12'de yapılacak basın açıklaması. Evet, stüdyomuza dönelim. Bugün konuğumuz Haluk Oral, onunla Nazım Hikmet, Orhan Veli, Orhan Kemal, Orhan Veli bir önce geçti aramızda, Ahmet Arif ve bir kişi daha var galiba, değil mi? O da Ahmet Haşim. 4'ünde. 4 Haziran 1933'te Ahmet Haşim'in ölüm yıldı, öldüğü tarih. Onun için Nazım Hikmet'ten bir gün sonra diyelim ölüm yıldönümü. O da yine bence Türk şiirinin en değerli isimlerinden biri Ahmet Haşim'dir. Evet. Peki hocam katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Biz de Nazım Hikmet'i bir gün önce bu yoğun anmaların önüne geçerek bir gün önce burada andık. Nazım Hikmet'in yolculuğu. Peki bu sergi
tekrarlanabilecek gibi bir durumda mı? Yani yeniden o kadar kreatif açılabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Belgelerin hepsi, hemen hemen hepsi zaten bende duruyor ama bence sergiyi güzelleştiren en önemli isim Emre Senan'dı. Onun tasarımıyla yapıldı pek çok şey. Ve tabii ki İş Bankası'nın sponsorluğu. Yani o serginin aynı güzellikte olması için yine bu isimlerin zannediyorum işin içinde olması gerekiyor. Şimdilik öyle bir plan yok. Peki kalıcı halde olabilir mi bu? Yani bir Nazım Hikmet evi. Keşke öyle bir şey olsa. Bir Nazım Onları Hikmet verirsin, müzesi. Değil mi? Gayet tabii ama yani müze olarak bunu sürdürecek bir şu anda bir kurum falan göremiyorum ben açıkçası. Benim mesela en sevdiğim müzelerden biri Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi. Ama o da tamamıyla özel. Onun evet kendi şahsi çabası, fedakarlıklarıyla yaşıyor. Böyle fedakar insanlar lazım diyelim. Evet, peki. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığın ederim. İçin sevgili Haluk Oral hocamız. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik bugün. Mizgin Yılmaz, Müjgan Korkmaz, Ufuk Dağaşan, Ömer Acar, Olcay Kızılpınar, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Evrim Doğan'la birlikte programı hazırlayıp sizlere sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.